Bu burası çok heyecanlı İbrahim. herkese iyi akşamlar. Çok fazla konuşup kimsenin başını ağrıtmak istemiyorum ama teşekkür etmeden de geçeceğim insanlar yok burada. Başta İpek Bilgin ve Çağ Çalışkır olmak üzere Kraft ailesine çok teşekkür ederim. 4 aylık prova süreci boyunca bizi yalnız bırakmayan sevgili asistanlarımıza, hepsi burada değil ama Şevval, Meltem, diğer Meltem, İrem, adı aklıma gelmeyen bütün asistan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Ayşe Melike, sana çok teşekkür ederim. İyi ki hayatındasın. İyi ki benimlesin. Kesinlikle sana çok teşekkür ederim. Başaklığın bütün bölümler için çok teşekkür ederim. Sevgili Hira Tekindor'a çok teşekkür ederim. Çok güzel bir metin, zor bir metin ama çok yalın ve saf bir halde bize çevirdi. Bizi en doğru şekilde sahnede kelimeleriyle var etmeye çalıştı. Cem, sen muhteşem bir partnersin. Birbirimize bu kadar güvenip, bu kadar zor duygu geçişlerini, zor duygu durumlarını kılçıksız şekilde bana yaşattığın için öncelikle sana ve sevgili Nilperi, sana çok teşekkür ederim. Hayatımız hep böyle bir yerlerde kesilsin ve bu bizim üçüncü işimiz oldu ama 33.'ye inşallah bir şeyler yaparız. Sevgili İbrahim Çiçek'e çok teşekkür etmek istiyorum. Koltukla aynı renk tişört giymiş ama sen çok yıldızlı parlak bir adamsın, öyle gizlenemezsin. Kimse kusura bakmasın. Bu 4 aylık prova süreci boyunca bana biraz yüklendi ama iyi ki de yüklendi. Sen çok özel bir adamsın. Senin gözünle, senin vizyonunla o sahnede bir şeyleri başarabilmek, böyle değerli jüri üyelerinden böyle güzel bir ödül alabilmek benim için çok özel ve anlamlı. Kimseyi atlamak istemiyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Ve son olarak yakın zamanda bu ödülü kaybettiğim arkadaşım, oyuncu meslektaşım, sevgili Serhat Akülker adını almak istiyorum. Aileme teşekkür ederim. Arkadaşlarıma teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim ve son olarak da hani sahneden ayrılmadan önce yine İbrahim'in çok güzel söylediği bir laf vardı, öyle bitirmek isterim. Lütfen bu oyunu izleyen ya da izlemeyen kim varsa bu oyunu cesur bir oyun demesin. Çünkü sahnede görülen her şey gerçek, kalpten ve yaşanılması şeyler. Son olarak da aşk iki kişiliktir ve cinsiyetsizdir. Çok teşekkür ederim.